Günaydın. Uyandık çok şükür. Evin diğer fertleri uyumakta. Ben de o yüzden sizinle onlar kahvaltımızı yapana kadar tabii ki günümüze suyla başlıyoruz arkadaşlar, öyle değil mi? Bizim dün gecemiz çok güzel, keyifli geçti. Doğum gününü kutladık, ettik, evimize geldik. Dün çekebildiğim kadar çekip sizinle paylaşmak istedim. Bugün de tekrar yeni bir güne tekrar başladık. Tabii ki nasıl başladık? Su içerek başlıyoruz. O yüzden susuz vücudumuzu bırakmayalım diyoruz. Evet, kahvaltımız var. Okul tatilimiz de bitti. Tekrar okul dönemi tekrar başlıyor. Herkese hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Tüm anne babalara, çocuklara. O zaman sonra görüşürüz. Evet, bizimkiler hala uyumaktılar. Daha uyanmadılar. Pazar günü olduğu için de çok biraz daha olanak sağlıyorum. Ben böyle böreklerimi hazırladım. Şöyle de yumurta sarısı, içine de yağ koydum. Normalde bunları yağda kızartacaktım fakat dolaptan çıkardığım için kızartmaktan vazgeçtim. Çünkü biraz da çok da yağ da emiyor. Ben şimdi bunları böyle fırın tepsisine dizdim. Üzerlerine böyle yumurta sarısı sürüp bir de çörek otu döküp fırına vereceğim. Böyle de çok enfes oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Ayrıca arkadaşlar, yorumlarınızı da bekliyorum. Abone olmanızı da bekliyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. İnşallah bu kanalda da büyüyüp gideriz. Böyle de çok güzel oluyor. Kızartmaktan çok, çünkü kızarttığınız zaman da çok yağ emiyor. Bunu ben birçok defa denedim. Size de tavsiye ederim. Daha da güzel, yumuşacık, enfes oluyor. Hem çok yağlı da olmuyor. Şimdi ben bunları sürüp fırına atacağım. 180 derecelik fırında pişecek böreklerim. Şimdi masamı da hazırlayayım. Özkan'la Mert de kalkar. Yeter, saat 10 oldu yani. Ben şimdiye kadar kahvaltımı yapıp bitmişti benim. Ama bugün toleranslı davranıyorum. Çünkü neden? Pazar günü olduğu için. Ayrıca bugün öğretmenler günü. Başta Mustafa Kemal Atatürk'ümüz olmak üzere tüm çocuklarımızı eğitim veren tüm öğretmenlerimizin de öğretmenler gününü kutluyorum. Çünkü çok değerli bir meslek. Tabii öğretmen olanlar için konuşuyorum. Çocuklara değer veren, eğitim veren tüm öğretmenlerin de öğretmenler gününü kutluyorum. Şimdi ben bunları çörek otunu serpip fırına atacağım. Ve böreklerim çıktı. Bakın, öyle güzel şişmişler ki muhteşem olmuş. Yani kızartmaktan çok fırında pişirmenizi tavsiye ederim. Kesinlikle. Bir tavsiye önerisi. Masam hazır. Şimdi güzel bir kahvaltımızı yapalım o zaman. Evet. Çayımı aldım. Emektarımla evimi tekrar süpürdüm. Çünkü kahvaltı işimiz bitti arkadaşlar. Ve size şöyle biraz gözükmek istedim. Çünkü neden? Bugün pazar biliyorsunuz. Herkese de mutlu pazarlar diliyorum. Şöyle ben de bir köşeme geçeyim değil mi? Biraz dinleyeyim. Keyif çayı yapayım. Şimdi bugün pazar tabii ki. Bilmiyorum, dışarı çıkmayacağım ama akşam bir öğretmenler günü için kız kardeşim Ebru ile birlikte bir yemek, canlı müzikte bir yemek yiyeceğiz inşallah. Çünkü biz böyle öğretmenler günü, kadınlar günü, o günlerde mutlaka dışarı çıkarız ve kız kıza böyle oturur yemeğimizi yeriz canlı müzik eşliğinde. Bizim de gittiğimiz bir mekanlardan, bir burada oturduğumuz yakın çevremizde tanıdığımız bir mekan sahibi var. Mutlaka oraya gidip de mutlaka eğleniriz yani. Yemeğim yok. Yemeğimi yapacağım. Çünkü akşama hazır olsun. Yarın malum okullar açılacak. Ben Mert'e sabahları mutlaka erken kalktığı için sabah gidip saat 5 gibi eve dönmekte. Çünkü lise artık. Lise çocuğu. Çünkü 14 yaşında oğlum. Bir oğlum var. O yüzden ona sabahları mümkün olduğunca çorba içirip öyle uyandırıyorum onu. Yani uyandırıyorum ve çorba içiriyorum. Çünkü yumurtaydı, oydu, buydu, onları pek sevmiyor.
O yüzden artık yeni bir haftaya başlayacağız inşallah. Ama daha bugünümüz bitmedi tabii ki. Bugün içerisinde tekrar sizlerle birlikte devamlı olmaya çalışacağım. Sizinle paylaşacağım. İnşallah sizinle birlikte de büyürüm. Yorum yapmanızı bekliyorum. Abone olmanızı bekliyorum. Seda ile birlikte vakit geçirmenizi de istiyorum. Şöyle bir çayımdan da yudum alayım. Evet, ben de tabii ki ne yapıyorsam sizinle paylaşmak, yorumlarınızı okumak, onu istiyorum. İnşallah size faydam olur. Ben seviyorum ya. İnşallah bu platformda da büyüyeceğime inanıyorum. İnşallah öyle olur. Sizler de memnun kalırsınız inşallah. Yorum yapmanızı da bekliyorum lütfen. Bugün şimdi birazdan çaydan sonra ben yemeğimi yapacağım. Çünkü yemeğimi erken yaparım her zaman. Ispanağımı dünden yıkamıştım. Bugün şimdi hemen pratik. Hemen ıspanak yemeğini de yapacağım inşallah. Yanına da bir çorba yaparım. Çünkü ben akşam yemekte yokum. Baba ve oğul yiyecekler. O yüzden yemek yaparken ıspanağı artık herkes biliyor. O yüzden de hani ıspanağı yapayım çekeyim. Ben sadece benim kendi kanalımda sadece değişik bir şey yaparsam çekmek istiyorum. Ama yemek menüsünde herkes artık bir ev hanımı olarak herkes ıspanak, karnabahar, oydu buydu onları yapıyor. Çünkü onları çekmek istemiyorum. Yani herkese sıkmak istemiyorum. Çünkü birçok kanalda da var bunlar mevcut. El işimi dünden beri öremiyorum ama bugün gününüz içinde inşallah öreceğim. Şu yeşilim tabii ki bitti. Bunun şimdi şapkasını örüyorum. Şimdi Mert'e de öreceğim bir tane. Evet, bugün hava çok güzel. Şöyle de göstereyim. Güneş vuruyor. Tabii pamuk oradan yine konuşuyor. Hava çok güzel. Günümüz sevgiyle, sağlıkla geçsin diliyorum. Çünkü gün çok kıymetli. Zaman o kadar çabuk geçiyor ki hiç anlamıyoruz gerçekten de. Çocuklarımız büyüyor. Biz de onlarla birlikte büyüyoruz. Öyle yani. O yüzden günümüz sevgiyle geçsin diliyorum her zaman için. Ara ara her zaman birlikte buluşacağız. İnşallah büyümek diliyorum. Evet arkadaşlar, merhaba, ben yine geldim. Tabii ki şimdi ne vakti? Kahve saatim, çünkü neden? Saat öğlen oldu çok şükür. Şimdi güzel bir öğlen kahvesi. İçim kahve içmeden olmuyor, değil mi? Evet. Ben bu Arçelik'in kahve makinesini kullanıyorum. Çünkü neden? 15 yıl bir fabrikasında çalıştım çok şükür. 3 yıldan beri de evde oturmaktayım. Ben de meşgul ettim. Böyle kendimi eve verdim. Tabii ki sizlerle de birlikte olmak için yeni bir yola başladım. İnşallah bu yolda ilerlerim ve sizlerle birlikte de her şeyimizi paylaşıp bu yolda ilerleriz inşallah. Kahvemi koyuyorum. Kahvemiz. Çok seviyorum kahveyi. Ve sesi duydunuz. Sesi duydunuz. Kahvem oldu. O zaman fişimizi çekelim. Ve kahvemizi afiyetle içelim. Enfes. Enfes. Ve kahvemi alıyorum. Keyif köşeme geçiyorum. Evet, güneş de vuruyor. Akşama kadar evdeyim büyük bir ihtimal. Ev işleriydi, örgü işiydi, şuydu buydu. Ben şimdi güzel bir kahvemi içeyim. Kahvemi koydum. Şöyle köşeme güzel oturdum. Birazdan biraz el işi yapacağım. El işi yapmadan önce de biraz yine YouTube'dan takip ettiğim vlogcular var. Yani şu anda isimlerini söylemek istemiyorum. Daha sonradan inşallah ben de YouTube'da popülerliğimi arttırırsam, izletebilirsem bu bana çok mutluluk ve keyif verici olacak. Onları da biraz izleyeyim. Sonra biraz el işi, yemekti, şuydu, buydu. Günümüzü inşallah tamamlamaya çalışacağız. O zaman ben kahve ve biraz vlog izleyeyim. Tabii ki yine ne yaptık? Dışarıda duramadık. Evliyle tekrar dışarıya çıktık. Şöyle biraz hem gezelim hem de hava alalım dedik. Şimdi kutuma geldik. Bakalım ne var ne yok diye bir bakacağız o zaman.
Ebru şu anda çok aramalarda. Neden? Çünkü yeni yıl yaklaşıyor. Pırıltılar çıkmış. Hadi bakalım. Biz yine biraz gezelim, bir bakalım. Tabii ki maalesef Ebru'nun şansına hiçbir şey yok. Bulamadık. Şimdi nereye gidiyoruz? Benim bir arkadaşım var, butik. Hı. Oraya gidiyoruz. Ay, dışarıda gezmek yine insana çok iyi geliyor. Kesinlikle. Ya. Kesinlikle. Hadi bakalım. Bir de oraya bakalım şimdi. Hadi gidelim. Ben de böyle bir butik sahibi olmak istiyorum. İnşallah bana da nasip olur. Öyle diyelim o zaman. Bakın güzel ama çok hoş. Ya çok benim olacaktan zannediyor. Valla ben buna da inanıyorum. Ebru'yla bugün buraya geldik arkadaşlar. Şu sırayı görebiliyor musunuz? Her yer kuyruk. İndirimi gören buraya gelmiş. Ebru da o sıralardan birine girdi. Bilmiyorum bakalım. Çok da indirim yok ama. Burası bizim, dün de gelmiştim ben buraya ama bir şey bulamamıştım. Şu anda almak isteyen isteyelim. Şöyle biraz da göstereyim size. Şurası da sıra. Şurası şöyle sıra. Burada her şey var, yok yoktu. Özellikle indirim zamanlarında da daha çok oluyor. Sonra görüşürüz. Merhaba arkadaşlar, ben eve geldim. Kız kardeşimle biraz dolaştık geldik. Yemek yemedik dışarıda çünkü akşam yemeğe gideceğimiz için. Ama ben de bir telaş, çünkü neden? Mert ve Özkan evde. Biz kız kıza gideceğimiz için yemeklerimi şimdiden yapayım. Ispanağımı koydum. Daha önceden de demiştim size, sadece değişik yemeklerde ben çekim yapacağım. Yani size göstermek istiyorum demiştim. Şimdi yaptığım şey... İçinde bir tane soğan, üç tane pırasa, sarımsak, tereyağı, biraz da sıvı yağ koydum ben içine. Daha sonradan da temizlemiş olduğum brokoli koydum, onu da koyacağım içine. Bir su bardağı da kırmızı mercimek koyacağım. Yani anlayacağınız kırmızı mercimekli brokoli çorba yapacağım. Ve bunun bir püf noktası da bütün zebzeleri koyduktan sonra, tuzunu, karabiberin hepsini koyduktan sonra da biraz da içine 2 kaşık da labne katacağım. Sonra afiyetle hepsi yumuşadıktan sonra blenderla geçirip afiyetle içilecek inşallah. Çünkü çocuğum yarın okula başlıyor. Her sabah çorbayla gününe başlıyor. O yüzden de çorba şart ve çorbayı biz çok tüketiyoruz ve çok seviyoruz. Yine aşamaları ben paylaşacağım. Şu anda bunların böyle öldürüyorum biraz. Pırasa, soğan, sarımsak. Bunlar ölecek. Sonra içine bir su bardağı kırmızı mercimek koyacağım. Brokoliyi atacağım. Yalnız köklerini alıyorsunuz. Sadece çiçekleri kalacak. Sonra içine tuzunu, karabiberini, nanesini hepsini koyacağım. Sonra suyunu ilave edeceğim. Bütün zebzeler yumuşadıktan sonra da ne yapacağım? 2 kaşık da labnesini katacağım. Sonra blenderdan geçireceğim ve işlem bitecek. Ben yine tekrar size göstereceğim bundan sonraki aşamalarını. Sonra görüşürüz. Evet, soğan, pırasa doğramış oldum. İnce ince kıydım. Sarımsak, tereyağı ve zeytinyağı da koydum. İyice öldüler. Şimdi içine bir su bardağı kırmızı mercimek ilave ediyorum. Ve sadece yaprakları olan brokoliyi de içine ilave ediyorum. Güzelce. Evet. Karıştıralım. Çok güzel bir çorba olacak kesinlikle. Siz de denerseniz sevinirim. Ben çünkü değişik çorbaları çok seviyorum. Brokoli, pırasa, kırmızı mercimek. Hepsi harika. Kesinlikle. Şimdi bunlar biraz daha ölsün. Sebzeler, özellikle brokoli. Sonra biraz öldükten sonra da içine tuz, karabiber, pul biber, nane ve su katacağım. Tuzunu, karabiberini, nanesini, pul biberini kattım. Suyunu da ilave ettim ama ben biraz daha su ilave edeceğim. Sebzeler yumuşayana kadar bunlar pişecek.
piştikten sonra da sonra tekrar görüşürüz o zaman. Biraz ıspanağım da enfes bir şekilde pişiyor. Evet, yemeklerim çok şükür hazır. Hadi bakalım. Görüşürüz. Güzel çorbamı blenderdan geçirdim. Şu anda şöyle oldu. Görüyorsunuz. Mis oldu, mis. Ve içine de labne peynirini de kattım. Şu kadar bir kaşıkla birlikte. Şimdi biraz daha kaynasın. Sonra çorbamız hazır. Sonra afiyetle benim çocuğum inşallah bu çorbayı içecek. Enfes. Ellerime sağlık diliyorum. Size de tavsiyem, lütfen deneyin. Denediğiniz zaman da benimle birlikte paylaşırsanız mutlu olurum. Ben bu çorbadan sonra artık hazırlanmaya başlayacağım inşallah. Hadi bakalım, bana kolay gelsin. Evin işleri yapıldı. Şimdi dışarı çıkma vakti. Ben hazırım. Bugün de böyle yine siyah olmak istedim ve siyah oldum. Şimdi Avery'i alıp oradan da restoranta gideceğiz. Görüşürüz. Bakalım.